İltihaplı bağırsak hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn veya diğer adıyla Crohn. İltihaplı hastalıklar, bir böyle bağırsak hastalıkları var, bir de artrit, artroz gibi, ankilo, şey, poliartrit gibi eklem iltihaplanması. Bu da iltihaplı hastalık. Bir de bronşiyellerde oluşan iltihaplı hastalıklar var. Bronşiyel astım veyahut da iyileşmeyen yaralar iltihaplı ama bakteriyel değil. Bakteri yani mikroplardan kaynaklanan bir enfeksiyondan değil. İltihabı sebebi nedir? Sebebi şu. Normal olarak omega 3, 9 herhangi bir oleik asit yani zeytinyağı, ayçiçek yağı, keten yağı veya herhangi bir tohum yağı veya herhangi bir bitkisel yağ veya hayvansal gıda tükettiğinde kişi bunların içerisinde omega 3, 6, 9 ve alt türevleri var. Linol asit, linolen asit. Bunu vücudumuz karaciğerin salgılamış olduğu enzimler dönüştürüyor. Neye dönüştürüyor? Linol asit, linolen aside, linolen asit, araşidon, araşidonik aside, araşidonik asit, prostaglandin E1, E2, bu da hormonlara dönüşüyor. Hormonlarda birçok fonksiyonları var vücudumuzda, çeşit çeşit hormonlar. Bu dönüşüm gayet normal, düzenli, sağlıklı. Fakat bazı kişilerde bu dönüşümü sağlayan enzimler var. Elangaz, destraz. Bunu karaciğer salgılar. Bu enzimlere dönüşümü, yağların hormona dönüşümünü sağlayan enzimleri elangaz, destraz enzimlerini karaciğer salgılar. Fakat bu enzimler mesela destraz ve elangaz azalırsa lipoksijenaz isimli bir enzim devreye girer. Lipoksijenaz Almancası lipoksijenaz. Bu enzim bu dönüşümü bozar. Nasıl bozar? Prostaglandin E1, E2 ve hormona dönüşmesi gerekirken burada bu enzim devreye girerse araşidonik asidi toksik madde olan yani vücudumuz için lökotrine dönüşür. Lökotrin. Bu da iltihapları oluşturur. İltihap oluşur. Bu neden kaynaklanıyor? Karaciğerin salgılanmış olduğu enzimlerde azalma olursa lipoksijinaz isimli enzim devreye geçiyor. Bu enzim devreye geçti mi lökotrin denen bir madde ortaya çıkar. Bu da iltihaplanmayı tetikler. İltihap aslında kötü bir şey değil. İltihap demek bağışıklık sistemi vücuttaki herhangi bir yabancı maddeyi bakteri, virüs ve mantarı yok etmek için başlatmış olduğu bir savunma hareketi, mekanizma. Onu yok edecek. Fakat ortada bir mikrop yok. Neyle savaşıyor? Vücudun salgılamış olduğu yanlış şeylerle savaşıyor. Bu da sürekli bir mücadele, sürekli bir iltihap. Ne oluyor? Vücut kendini toparlayamıyor. Hastalık katlanarak artıyor, artıyor, artıyor. Şimdi ülseratif kolit ve kolit ikisi de iltihaplı bağırsak hastalığı. Ülseratif kolit genellikle kalın bağırsakta olduğu için ülseratif kolit denir. Kolit yani kolondan kaynaklanır. Kalın bağırsağın genellikle son kısmında olur. Yara haline gelir. Kalın bağırsakta ödem oluşur. Apse oluşur, yara oluşur. Tedavi edilmezse Allah korusun kansere kadar dönüşebilir.